Matematik ve kutsal metinlerde 40 sayısının önemi. Sayılar bir bakıma görünen ile görünmeyenin arasındaki köprüdür. Hazreti Musa'nın Sina Dağı'na gidişi 40 gün sürer. Tıpkı Hazreti İsa'nın çölde geçirdiği süre gibi. Nuh'un gemisi de selde 40 gün 40 gece gezinmiştir. 40 sembolünün kutsal ayetteki açılımı. Bir rakam vardır ki Anadolu gelenek ve göreneklerinde bahsedilir ve önemi büyüktür. Bu rakam İslam dininde de yeri çok büyük olan kemale erme ve tamamlanma, bütünlenme olayının anlatılması için kullanılır. Özellikle o rakamı incelerken yüzlerce bilgiye ulaşılabilir ve aklımıza en çarpıcı olarak Kur'an'ın o rakama denk gelen suresine göz atmak olabilir. Ve bu bizleri çok şaşırtır. Tahminlerimiz bizleri yanıltmaz. Çünkü surenin anlamı da inanan anlamına gelir. Kur'an'ın 40. suresi Mü'min suresidir. İnanan, teslim olan, kabul eden, tamama eren anlamına gelir. Ve 40. ayetine denk gelen yerde de cinsiyet ayrımı yapılmadan inanan her kimsenin eşitliği anlatılmaktadır. Olgun, kemale eren ve ulvi bir anlayışta yaklaşım ele alınmaktadır. 40. surenin 40. ayeti, kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek kim mümin olarak salih amel işlerse işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Bu ayette açıkça kadın ve erkeğin aslında bir ve eşit olduğu, cinsiyetin fark etmediği, inanan olarak iyilik yaparsa hesapsız rızık alacağı anlatılmaktadır. Yine cinsiyet fark etmeden bir kötülük işlerse de o oranda ceza alacağı anlatılıyor. Burada aslında anlatmak istediğimiz ceza veya ödül sistemi değil, eşitliğin ve olgunluğun vurgulanmasıdır. Olgunluğun, kemalin, dünya görüşünün ulvileşmesi, cinsiyet ayrımının yapılmadığı bir anlayışta olmanın 40. surenin 40. ayetine denk gelmesi bir tesadüf olamaz. 40 sayısının gizemi bize tamama erme, olgunluğa erişme, ulvi dünya bakışı, bir ve bütün olan anlayışı vermektedir. 40'tan sonra farklı bir kapı açılır, olağan durumda bir değişme olur. Süre giden her şeyin seyri değişir. Bu yüzden tamamlanma, tamama erme halidir. 40 sayısının gizemi. Hatay'da dilden dile konuşulan ve Antakya için şöyle bir efsane vardır. Hep konuşulur. Büyük kıyamet kopmadan 40 yıl önce haberci ortaya çıkacak ve Antakya depremlerle yok olacak ve dünyanın son 40 yıl ömrü kalacak diye. Hatay Samandağ'da her sofrada şunlar söyleniyor. Yemek yemek istemeyenlere diyorlar ki sofranın hatırına 40 lokma. Anlamı nedir diye sorulduğunda 40 lokma doymak, tamama ermek, tamamlanmakmış. Ayrıca yine bu yöredeki inanışlara göre bir kişi yaptığı korkunç bir eylemden sadece kendisi sorumlu tutulamaz. 40 yıl süren miras gibi dededen toruna geçen bir lanetlenmeye tabi tutulur. 40. yılın sonunda bu lanet o sülalenin üzerinden kalkar. Bunun için herkes yaptığından sorumludur çünkü bütün kuşakları etkileyecek bir durum meydana getirmiş olacaktır. Ayrıca yapılan olumsuz bir büyünün de 40 gün süresinin olduğuna inanılır. 40 günün sonunda etkisi geçecektir. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der. Ahkaf 15. Ben sizin aranızda bundan Kur'an'ın inişinden önce 40 yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Yunus 16. Rabbinin belirlediği vakit 40 geceye tamamlandı. Araf 142. O halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Maide 26. Asırlardan beri mistik ustalar çömezlerine hep 40 gün tavsiye etmişler. 40 gün sabret, 40 gün tekrarla, 40 güne kadar gerçekleşir. Halk arasında da pratik bilgilere dayanılarak hüküm verilmiş. Birine 40 gün deli denilirse delirir. Yunus Emre'nin 40 yıllık bir çilesi anlatılır. Dergahına düzgün odun taşır. Elif Şafak'ın da kitabında Şems'in kurallarını belirlerken 40 rakamını kullanması da bir tesadüf olmamalı. 27. Kural. Şu dünya bir dağ gibidir. Ona nasıl seslenirsen o da sana öyle aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa hayırlı laf yankılanır. Şer çıkarsa sana gerisin geri şer yankılanır. Öyleyse kim ki senin hakkında kötü konuşur, sen o insan hakkında 40 gün 40 gece güzel sözler et. 40 günün sonunda göreceksin her şey değişmiş olacak. Senin gönlün değişirse dünya değişir. 40'ı çıkmak, 40 katır 40 satır, 40 gün 40 gece,
40 kere söylersen olur. 40'ından sonra azanı. 40 parçaya bölünmek. 40 yiğitler, 40 haramiler. 40 dereden su getirmek. 40'lara karışmak. 40 tarakta bezi bulunmak. 40 akşamın delisi. 40 çarşamba bir arada. 40 evin nankör kedisi. 40 gün düşünsem aklıma gelmez. Kılı 40 yarmak. 41 kere maşallah. 40 kür 40'ının da kulpu kırık küp. Kırklanmak. Kırklar meclisi. 40 rakamı hazırlık ve tamlıktır. Bereketli sayıdır. Zamana işaret eden 4'ün ve bilgi demek olan 10'un çarpımıdır. Kutsal metinlerde 40 gün veya 40 yıl arınma, bekleme veya hazırlanma süresidir. Katolik kilisesine göre 40 insanın kanonik çağıdır. Yani zeka bu yaşta bütünüyle gelişmiş olur. İslam'daki sufinin 40 günlük inzivaya katlanması şarttır. Bektaşilikte 40'lar vardır. 40 sayısı Tevrat'ta da insanın yaş dönemlerini belirtir. Doğum yapmış kadınların çocukları ve ölüler için doğumdan ve ölümden sonra 40 gün geçmesi, daha sonra şerbet ve lokma dağıtılması ile 40'ı çıkmak deyiminin kullanılması da 40 sayısının özelliğine olan inançla ilgilidir. Doğum yapan kadın ile doğan bebeğin mezarı 40 gün açık kalır. Yani her an ölebilirler anlamındadır. 40'ları çıkana kadar da başka 40'lı lohusa kadınlar 40'ları karışmaması için birbirleriyle karşılaştırılmazlar. Bu yüzden lohusa kadın ve bebeği 40 gün dışarı çıkamazlar. Ayrıca insanlar tarafından Nuh tufanının 40 gün süren yağmurlardan sonra oluştuğuna, Allah'ın Hazreti Adem'in çamurunu 40 gün yoğurduğuna, dünyanın sonu yaklaştığında Mehdi'nin kıyametten önce 40 yaşında ortaya çıkacağına ve 40 yıl yeryüzünde kalacağına inanılır. 40 sayısı Kur'an'da ve onun hükümlerine dayanan hadislerde de geçer. Bunlardan biri de insanın 40 yaşında olgunlaşması ile ilgilidir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 40 yaşında peygamberlik verilmesi, İslam dininin doğuşu sırasında ona ilk bağlananlardan 40 kişi olması, kadınlarda hamileliğin 40 hafta sürmesi de bu sayının kutsallığına olan inancı geliştirdi. İnsanın malının 40'ta birini zekat olarak vermesi de bununla ilgilidir. Alevilikte en eski sebah da 40'lar semahıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adının Arap alfabesi ile yazılışında başında ve ortasında bulunan mim harfinin sayısal değeri 40'tır. Adından mim harfi çıkarıldığı zaman ahad kelimesi kalır ki bu da Allah'ın isimlerinden olup bir demektir. Mısır piramitlerinin sayısı aslında 80'e yakındır. Hepsi Nil Nehri'nin sol kıyısında kurulmuş ve vadide 40 kilometrelik bir uzunluk içine yayılmışlardır. Olgunlaşma manasında 40 fırın ekmek yemek deyimi kullanılır. Şaman inanışına göre ruh fiziki bedeni 40 gün sonra terk etmektedir. Eski Mısır'da Firavun'un ölümünden 40 gün sonra cennete girebilmek için bir boğa ile mücadele etmek zorunda kalırmış. Ayrıca 40 sayısı eski Mısırlılarda gök varlıklarının kendi yörüngeleri üzerindeki dönüm sürelerini gösterir. Hristiyanlar Paskalya'ya 40 gün oruç tutarak hazırlanır. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırının olması. 40 hadis. Bir yastıkta tam 40 yıl kocama. Masallarda düğün 40 gün 40 gece sürer. Beden susuzluğa ancak 40 gün dayanabilir. Ayrıca 40 gün aksatmadan sabah namazını cemaatle camide eda edenlerin onunla mutlaka karşılaşıp görüşecekleri de Hızır Aleyhisselam'ın sırrına vakıf olanlar tarafından nakledilmiştir. Gerçekten inanılmaz bir sayı. 41 kere maşallah. Neden matematik, neden 40? Çoklu sistemin, gelişmiş teknolojilerin ortak dili matematiktir. Sayılar ve rakamların sistematik bir araya gelişi ve bir düzen oluşturması bilimine matematik diyoruz. Ve insanoğlu için matematik en güvenilir kaynaktır. Çünkü bir araya gelişlerin denk düşme durumunun binde, milyonda olma ihtimali ya da sonsuza gitmesi tesadüf olmadığını gösterdiği ve daha anlaşılır olduğundandır. Matematik evrensel ruhi yüce zekanın bir dilidir. Ve her zeka seviyesinde bilinir, güvenli ve anlaşılır sembollerin ortak dilidir. Birçok kutsal kitapta ve ayetlerde ölçü ve denge olarak bahsedilen karmaşık ve kaotik işleyen matematiğin ve rakamların rol oynaması tesadüf olamaz. Bir düşünülse, acaba başka bir galaksiden, gezegenden gelişmiş bir canlı bize mesaj yollasa acaba hangi dili kullanırdı? Sanırım matematiksel bir kod ya da şifre yollardı.
yolun, suyun, elektriğin olmadığı, okuma yazma oranının neredeyse çok düşük olduğu mecralarda yaşayanlar bile ürettiği, beslediği hayvanlarının sayısını bilirler. Ya da kaç çuval ürünleri var, sayı ile hesaplayabilirler. Matematik evrensel bir dil ve aynı zamanda bir hayat tarzı. Dinlerde sayıların önemi. Ve Yüce Yaradan'ın isimlerinin birinin de sonsuz da olsa her şeyin sayısını bilme ve sayılma ifadesinin olması da tesadüf olamaz. Sonsuz da olsa her şeyin sayısını bilen Muhsi, Yüce Yaradan'ın isimlerinden biridir. Her şey sayıyla sayılıp dökülmüştür. Bütün kutsal metinlerde sayının ve rakamın önemi büyüktür. Ve kutsal ayetler hep rakamlar verirler ya da rakamları gizli tutarak ölçü ve dengenin, şaşmaz bir düzenin olduğunu hatırlatırlar. Kur'an-ı Kerim'in matematiğin evrensel bir dil olduğu ve her şeyin düzen ve ölçü içerisinde yaratıldığının anlatıldığı en mucizevi ayetlerinden biridir. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Kamer Suresi 49. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Abese Suresi 19. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Mürselat Suresi 23. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. Âlâ Suresi 3. 10 emir. 4 büyük melek. 4 büyük peygamber. 4 büyük kitap. 124 bin peygamber. 40'ta bir malından zekat. 5 vakit namaz. Yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için güneşin ve ayın görevlendirilmesi. Ramazan'da bir gecenin 1000 aydan hayırlı olması. Ramazan ayı 1'e 70 verilen bir aydır. Tekrarlanan 7 ayet. Üzerinde 19 var. 3 aylar. 30 Ramazan. 7 göğün Rabbi. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. 1000 yılın bir gün gibi olması. Cehennemin 1000 yıl yakılması. Thomas'ın İncil'inde Hazreti İsa dedi ki, sizlerin arasından ben seçeceğim. Binin içinden birini, 10.000'den ikisini ve onlar orada duracaklar. Sanki iki birmiş gibi. 12 imamlar, 12 havariler, 12 burç, Buda'nın 12 talebesi, bir yılda 12 ay, 12 burç, Musevilikte Hazreti Yakup'un 12 oğlu ve İsrail'in 12 kabilesi. Eski Türk takvimi 12 hayvan. Sayılar hayatımızda neden önemli? Yıllar önce dünyanın dönüş hızında bir saniye sapma olduğu ve bunun NASA tarafından hayati bir önem taşıdığı haberi duyulduğunda insanlar çok şaşırmıştı. Bir saniye nedir ki diye düşünülmüştü. Fakat sonraları anlaşıldı ki bir saniyenin, hatta bir milimetrenin, 10 mikronun, daha da ileriki araştırmalarda kuantum dünyasında kuantsal rakamların, Planck mesafelerinin ve zamanlarının ne kadar hayati önem taşıdığı anlaşıldı. Sanatı tekniğe dönüştürme işleminde mikronlar hayati bir önem taşır. Mikron mesafesinde en küçük bir sapmanın ton bazında iadelere sebep olduğu anlaşılmıştır. 100 mikronun 200 mikrondan çok daha değerli olduğu bu işte uğraşılan mesleklerde anlaşılmıştır. Büyülendiğimiz sanat eserleri, başta resim, müzik ve heykel dalları da tamamen aslında birer matematik şaheserleridir. Notaların yan yana dizilişlerinin armonisi, heykeltıraşın milimetrik hata yapmadan yeteneği ile meydana getirdiği heykeller ve karşısında büyülendiğimiz tabloların açı, mesafe, gerekli yerlerde boşluk, renkler bütünü de aslında temelinde matematik ağırlıklıdır. Matematik, mutfağımızdaki göz kararı da olsa belli bir ölçü ile yaptığımız yemekten bütün bilim ve sanat dallarına kadar dünyanın dönüş hızı, mesafesi ve güneşe olan oranı, rüzgarın şiddeti ve yağmur damlalarının açıları ve yeryüzüne düşüş hızları ve ara açılarına kadar her şeyde bir matematik gizemi mevcuttur. Bir de hayati önem taşıyan rakamlar vardır ki onların durumunda en asgari bir sapma hayati önem taşır. Mesela dünyanın güneşe olan uzaklığı, dünya ekseninin dönüş hızı, dünyanın duruş açısı gibi açılar hep sabittir ve korunur vaziyettedir. Bu arada insan DNA'sındaki kromozom sayıları da sabittir. Bir eksik bir fazla olması sakat doğumlara sebep olur. Kalp atışımız, tansiyonumuz, kolesterol ve kan ve şeker değerlerimiz, bunun gibi hayati önem taşıyan değerlerimizdeki sapmalar bizim hayati fonksiyonlarımızı etkilemektedir.
Bunun dışında boy, kilo artışlarının kontrolü ve düzenliliği bir bebek için çok önemlidir ve sürekli gözlenir. Açıkçası matematik, rakamlar ve sayılar hayatımızın içindedir ve bizimledir. Matematikten uzak bir hayat sürmek neredeyse imkansızdır. Bir yere yetişmek için bile saate bakar ve dakikaları sayarız, öyle değil mi? Her şey rakamlar, sayılar üzerine kurulmuştur. Çünkü anlayışımıza en uygun durum budur. Bunun dışında rakamların ve sayıların olmadığı, vicdan, mutluluk, huzur, aşk ve sevgi gibi kavramlar vardır ki bunların değerini ancak gönül, gözümüz ve yüreğimiz hesaplayabilir. Bizim mantığımız 4 işlem ve rakamlar formülleri kabul eder. Yani anladığımız matematikten. Oysa ki ne mucizevi, zihnimizin alamadığı ne kompleks ve kaotik ile işleyen yüce bir zekanın şaşmaz bir düzeni vardır. Yeni videoda görüşmek üzere.